Kağıthane Belediyesi kalbimizdeki masallarla yine sizlerle birlikteyiz ve Ramazan ayı boyunca da birlikte olmaya devam edeceğiz. Bugün yine iki tane çok has, çok güzel dinleyicim var. Onlara burada masal anlatacağım, aslında size de anlatacağız. Hadi bakalım, hazırsanız masal kapımız açılsın. Bir zamanlar diye başlar ya bütün hikayeler. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde. Ben diyeyim size şu tepeden, siz deyin bana şu yamaçtan. Uçtu uçtu bir kuş uçtu. Kuş uçmadı, memiş uçtu. Uçar mı uçmaz mı demeye kalmadı. Anam düştü beşikten, babam düştü eşikten. Biri kaptım aşağıya, diğeri aldım eşeği. Dolandım durdum dört köşeyi. Vay 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 vay, ne köşeymiş şu köşe. Dil dolanmadan ağız varmaz şu işe. Az gittim, uz gittim, dere tepe düz gittim. Bir de döndüm ardıma, baktım ki ne göreyim. Gide gide bir arpa boyu yol gitmişim. Ah başıma, vah başıma. Bir devlet kuşu konsa başıma demeye kalmadan ne göreyim. Bakın. Kaftanın ardından süzüm süzüm süzülerek geliyor. Yüzü insan, gözleri ahu, zümrüdü anka geliyor. Zümrüdü anka geldi kondu başıma, bir tüy bıraktı avcuma, tüy aldım taktım kafama. Zümrüdü ankanın anlattıklarını anlatmak için geldim karşınıza. Bir zamanlar kocaman bir çiftlik varmış. Bu çiftlikte çeşit çeşit hayvanlar yaşarmış. Mesela hangi hayvan yaşarmış? Sen en güzel onun sesini çıkartıyordun. Evet, tavuk yaşarmış. Başka? Keçi. Keçiler varmış. Tabii horozlar da varmış. Ve tabii ki tavuk var, horoz var, civciv de varmış. Bu civciv gözünü yumurtasında, yumurtadan da gözünü çiftlikte açmış. Kendini bildiğinden beri bu çiftlikte yaşarmış annesi babası. Ama bizim civciv çok meraklıymış. Demiş ki annesine babasına, çık 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 çık. Anne baba, bu çiftlikten başka hiçbir yer yok mu? Siz hiç başka yere gitmediniz mi? Hayır yavrum, burası bizim evimiz. Kıt kıt kıdak kıt kıt kıdak. Biz hep buradayız yavrum, başka hiçbir yere gitmeyiz. Otur bakalım oturduğun yerde. Demiş annesiyle babası ve bizim civciv hep ama hep merak etmeye devam etmiş. Acaba çiftliğin ötesinde ne var? Bir gün küçücük bir valiz hazırlamış, çups, sırtına almış, hop 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 çiftlikten dışarı ups, atlamış. Ormanın içine doğru gitmiş. Çiftlikte ilk kez çiftliğin dışına giden bir hayvan varmış. O da bizim civcivmiş. Civciv başka neler olduğunu, başka hangi hayatlar olduğunu çok merak ediyormuş. Görecek ve sonra gelip çiftlikte herkese anlatacakmış. Bir hikayesi olacakmış. Az gitmiş, uz gitmiş, dere tepe düz gitmiş ama karnı çok acıkmış. Guruldamaya başlamış karnı. Of, keşke, keşke şimdi evimde olsaydım. Ne güzel mısır taneleri, ne güzel, ne güzel yemler yerdim diye düşünürken birden gözüne sapsarı bir mısır tanesi denk gelmiş. Tam ağzıma layık diyerek hop 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 mısır tanesini kucaklayacakken mısır tanesinin üzerinden kralın arabası geçmiş. Cups, 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 cups. Mısır tanesi kralın arabasının tekerine yapışmış. Bizim civciv hem karnı aç hem de mısır tanesinden olmuş. Kalıvermiş öyle. Sonra nasıl bulacağını düşünmüş kralı. Herkese sormuş. Bütün ormandaki hayvanlar kralın sarayda yaşadığını söylemişler. Ah ne yapacağım da saraya gideceğim diye düşünürken yola koyulmuş. Az gitmiş, uz gitmiş, dere tepe düz gitmiş ve bir kayanın üzerine oturmuş, yorulmuş. Kaya birden ses çıkarmış. Aa, çok ağırsın civciv, kalk üstümden. Ha? Kayadan ses geliyormuş. Civciv demiş ki bir kaya konuşur mu? Masal bu ya. Bizim kaya konuşuyormuş. Civciv demiş ki saraya gidiyorum. Mısır tanemi kral aldı, onu almaya gidiyorum. Aa demiş, beni de götürsen hiç saray görmedim. Ama sen kocaman bir kayasın. Ben küçücük bir civcivim. Seni nasıl götüreceğim? Ne yapmış biliyor musunuz civciv? Açmış gagasını. Hop yutmuş kocaman kayayı. Hop hop hop. Yoluna devam etmiş. Bu sefer çok ustamış. Bir derenin başına gelmiş. Suları içmiş.
Dere demiş ki, nereye gidiyorsun civciv? Saraya gidiyorum, mısır tanemi alacağım. Beni de götürsene, hiç saray görmedim. Bizim civciv dereyi de içmiş. Sonra hop 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 saraya varmış. Hırsız kral, hırsız kral, mısırımı çaldı, hırsız kral diye sarayda bağırmaya başlamış. Kralın kendisine seslendiğini duyunca kral şaşırmış. Kim bana hırsız diyor? Muhafızlar diye çağırmış muhafızlara. Hemen civcivi alıp horoz kümesine atmışlar. Kocaman, güçlü, kanatlı horozlar gelmiş. Bizim civcivi çok korkmuş. Aklına en iyi arkadaşları gelmiş. Gagasının altında ne vardı midesinde? Taş. Hemen gagasını açmış. Taşı çıkartmış. Kaya yuvarlanmış, yuvarlanmış, yuvarlanmış. Çat! Kümesi açmış. Civciv çıkmış. Ne yapmış? Gitmiş kralın sarayının altına. Ne diyordum? Hırsız kral, hırsız kral, mısırımı çaldı. Kral demiş ki, kim bana hırsız diyor? Tez bunu alın, hemen kapatın zindana. Bu sefer alıp zindanı kapatmışlar ama zindanda ateş yanıyormuş. Hemen aklına gelmiş nehir arkadaşı. Açmış gagasını, çups, çıkarmış nehri, cos, söndürmüş bütün ateşi. Oradan da çıkınca tekrar saraya gitmiş ve başlamış. Hırsız kral, hırsız kral, mısırımı çaldı. Kral demiş ki bu sefer, ya ikidir bu bana hırsız diyor. Ben ne çalmışım? Koskoca kralım, benim her şeyim var. Çağırın şu küçüğü de, sorayım ona hesabını. Muhafızlar tutmuşlar bizim civcivi, getirmişler kralın yanına. Kral sormuş, demiş ki ben senin neyini çaldım? O da anlatmış. Ben çok açtım, mısır tanemi alıp götürdüm. Mısır tanemi istiyorum, mısır tanemi istiyorum. Kral başlamış diye gülme. Sen demiş, bu kadar şeyi küçücük bir mısır tanesi için mi yaptın? Evet demiş, sizin için küçücük olabilir ama benim için kocaman bir değeri var. O mısır tanesi benim karnımı doyuracaktı. Sizin ihtiyacınız olmayabilir ama o ben mısır tanesine muhtacım demiş civciv. Bu sefer kral hakkını arayan, istediği için mücadele eden bu gözü kara cesur civcivi çok sevmiş. Muhafızları çağırmış, bu sefer demiş ki bu civcivi evi çiftliğe kadar götürün. 10 çuval da mısır tanesi verin. Civciv çiftliğe 10 çuval mısır tanesiyle geri dönmüş. Ve tabii kralın arabasıyla. Çiftlikteki herkes civcive bakmış. Annesi babası tabii çok merak etmiş. Bir daha böyle bir şey yapmamak için söz vermiş annesine babasına. Ama civciv çok mutluymuş. Çünkü artık çiftlikte anlatacak bir hikayesi varmış. O gün bütün hayvanları yaşadığı macerayı anlatmış. Kendi hakkını nasıl savunduğunu, kaybettiği mısır tanesi için nasıl mücadele verdiğini, o mısır tanesini hak etmiş. Başka bir masalda görüşmek üzere, hoşça kalın.